yakın arkadaşın, kardeşim dediğin insan bugün gidiyor ve sen böyle oturuyorsun Tuna. O benim kardeşim falan değil gönül, kusura bakma. Onu uğurlamaya falan da gitmeyeceğim. Sen çok meraklıysan sen git kendini uğurla. Beni de istemiyor, bilmiyor musun Haluk? İnat işte. Ha benim anlamadığım yani ne oldu bu kadar birbirinize böylesine küsecek kadar Tuna? Söylesene. Ben onu tanıyamamışım gönül, kusura bakma. Ya bu konuyu kapatır mısın lütfen? Ya üstüme gelme, rica ediyorum yani. Peki nereye gittiğine dair bir fikrin var mı? Hayır bilmiyorum. Ne, bana ne ayrıca? Nereye giderse gitsin. Nereye gider yani tek başına bu adam? Ne yapar ben anlamadım hiç. Ege'deki evine gitmiştir. Ayrıca sen yalnız olduğunu nereden biliyorsun? Belki yalnız gitmemiştir. Belki yanında birileri vardır. Olamaz mı yani? Ege'deki evine mi gitmiştir? Evet. Ay oraya zaten yazın gidecek biliyoruz. Bunda gizlenecek bir şey yok ki. Ay, ne olur kapatır mısın şu konuyu? Hakikaten vır vır yedip durma. Sinirim bozuluyor gönül. Ya, lütfen kapat şu konuyu. Konuşmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Yeter. Ayrıca Haluk yalnız değil mi? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun? Hiçbir şey ima etmiyorum gönül. Yeter artık ne olursun ya. Kapatır mısın şu konuyu? Herkes kendi hayatını yaşasın. Ya bizim de bir hayatımız var. Bir isim versen biz de kendi hayatımızı yaşayalım. Rica ediyorum yani. Duymak istemiyorum adını. Haluk amcayla babam bu hale nasıl geldi hiç bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Ama bu sefer işim biraz zor olacak. Çünkü Gönül abla bile babamın ağzından laf alamadı. Babam hayatında ilk defa ser verip sır vermiyordu. Ve açıkçası hepimiz bu büyük dostluğun nasıl bittiğini çok merak ediyorduk. Düşünsenize Haluk amca buralardan gitti. Belki de bir daha hiç dönmeyecek. Ve babam onu uğurlamaya bile gitmedi. İnanılır gibi değil. Bu sırada Haluk amcanın nereye gittiğini de hiçbirimiz bilmiyoruz. O da ayrı bir merak konusu. Aynı gün hayatımızdan çıkıp gitmişti. Sonradan hepsinin aynı gün gittiğini öğrenince çok şaşırdık. Evet arkadaşlar yanılmıyorsunuz. Haluk amca bu dört kişiden biriyle gitti. Ama hangisiydi? Işıl ablayla mı? Element abiyle mi? Gece abiyle mi yoksa Tutku ablayla mı? Size bir sır vereyim mi? Ben Haluk amcanın kimle nereye gittiğini biliyorum. Ve size de söyleyeceğim. Ama bunu söylemem için bundan bir iki ay öncesine dönmemiz lazım. Belki o zaman Haluk amcayla babamın neden küstüğüyle ilgili bir ipucu yakalayabiliriz. Haluk amca kaybolduğunda Zeynep'i bulan kişinin Tutku abla olduğundan habersizdi. Bu konularda çok hassas olan Haluk amca iyi niyetli olduğunu düşündüğü için yüz yüze teşekkür etmek istemiş ona. Tabii karşıda çıkacak olan kişinin Tutku abla olduğunu bilmeden. Alo Tutku neredesin? İremciğim gelmek üzereyim yoldayım canım. Ya Tutku Haluk Bey'le karşılaşmak istediğinden emin misin? Evet İrem çok eminim. Endişelenecek bir şey yok. Sen de rahat ol lütfen. Ay bilmiyorum Tutku. Yani acaba önden bir konuşma mı yapsaydım ben? Bir hazırlık yapsaydık böyle pat diye karşısına çıkıp özür mü dileyeceksin yani? İrem'cim hazırlığa ön konuşmaya falan gerek yok. Merak etme Haluk Bey senin sandığın kadar kötü karşılamayacak beni. Ya nasıl kötü karşılamayacak? Haluk Bey'den bahsediyoruz ya. İlahi İrem. Bir de gülüyor. Yani Tutu gerçekten şaka gibisin. Gönül ablaya gideceğim konuşacağım dediğimde daha çok gerilmiştin ya. Şu rahatlığa bak. Hayatım kendimden çok eminim. Korkacak, çekinecek bir şeyim yok artık. O yüzden rahatım. Haluk Bey seni görüp böyle kovduğunda bakalım bu kadar rahat olabilecek misin Tutku? Merak etme. Beni kovmayacak. Hatta geldiğim için teşekkür bile ederse şaşırma. Neden teşekkür etsin sana ya? Şaşırdın mı Tutku? Hadi gelince konuşuruz. Yaklaştım az kaldı. Uf Tutku sen beni bir gün böyle kalpten götüreceksin yani. Öleceğim senin yüzünden. Ay Allah korusun İrem'cim. Hadi görüşürüz. Uf, geliyor. Vallahi geliyor. Yapacak bir şey yok. Yani Haluk Bey de başka zaman olsa şantiye falan gider. Bugün böyle masa başı oturup çalışası tuttu. Ya bu yok adam ne güzel çalışıyor baksana ya. Allah Allah ne istiyorsun adamdan? Çalışsın. Tolga uyuzluğunu yapıyorsun değil mi? Ben? Evet. Evet uyuzluğunu yapıyorum. Alıp Haluk Bey'e gider misin lütfen? Hayır benim de işim var ya. Ben hiçbir yere gidemem Haluk abi yalım. Dışarıda lütfen Tolga rica ediyorum. Ya olur mu öyle şey ya? Burada işimiz var bizim. Of Tolga ya çok kötüsün. Yapacak bir şey yok. Kendini boş yere yıpratıyorsun. Ya, kimin için? Bir de Tutku için yıpratıyorsun ya. Bağırma.
Meltem bak sana hatırlatayım. O telefonu sen bana kendi ellerinle verdin. Ben kendim gizli falan bir şekilde almadım o telefonu. İyi de ben senin telefonla ne yaptığını görmedim ki. O benim sorunum değil. Sen yaptın. Kanıtla. Kocana da, çocuğunun öğretmenine de o mesajı sen attın Meltem. Yani Tutku Haluk Bey'in karşısına çıkmak istediyse bugün vardır bir bildiği. O düşünmeden hareket etmez ama ne yapayım, korkuyorum. Be hayatım, korkunun necene faydası yok ki. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Tutku geldiği zaman sen de ben de burada olmayalım. Çok sağ ol Tolgacığım, içime su serptin vallahi. Ya oo, sana da iyilik yaramıyor ha. Ya ben niye uğraşıyorum ki Tutku Mutku falan ya? Benim zaten işim başımdan aşkın. Haluk abi anlamadan şu ev sahibiyle işi çözmem gerekiyor. Vallahi sıkıntı olacak, kriz çıkacak ya. Ya asıl kriz Tutku geldiğinde çıkacak. Senin haberin yok, hala kiralık evle uğraşıyorsun. Ha, alo? Muzaffer Bey merhabalar, nasılsınız? Ha çok sağ olun, teşekkür ederim. Ya ben sizi... Ah şu anda kalın ya, Tolga burada. Ya ben sizi şeyden aradım. Hüseyin abilerin için özür diliyordum sizden. Ne oldu sana? Annem bir şeyim yok yani falan İrem. Var var, olmuş bir şey, söyle. Ya sana söyleyemem. Neden? Ya utanırım çünkü ben. Tövbe. Niye? Ya işte ya, ben Haluk Ankıl'la konuşmam lazım bunu. Ha. Evet, bence de çok zayıf ki sen Haluk Ankıl'la konuş. Hatta de ki özel bir görüşmede al Haluk Ankıl'ını dışarıda konuşun. Ya ben dışarı mı götüreyim şimdi Haluk Ankıl? Evet, Haluk Ankıl'ını al, dışarıya gidin, özel konuşacağım seninle de. Hadi. Hadi git. Şimdi mi yapayım ben ya? Evet şimdi. Al Haluk Ankıl'ın dışarı gidin Element. Hadi. Çabuk. Bu kadar. Yok, ya, tamam. Hadi. Ben Haluk Ankıl'ı alıyorum ben. Özel bir konuşma Haluk de. Haluk Ankıl. Merhaba. Bir şey konuşmam sende lazım. Çok aciz ya. Acil Element'im. Acil konuşmam lazım. Evet. Yani Haluk Ankıl beraber dışarı çıkalım, bir şey konuşmamız lazım. Özel yani. Olmaz, çıkamayız. Çok işim gücüm var. Ayrıca bir misafirim gelecek. Ne söyleyeceksen burada söyle. Çocuk utanıyor Haluk Bey. Bence dışarı çıkın. Ya dışarı çıkalım. Çok utanıyorum ya. Evet, benden utanıyorum. Senden utanıyorsa sen çık. Biz mi çıkacağız? Ama benim işim var Haluk Bey. Ha benim yok. Allah Allah. Hadi. Dışarı, dışarı, dışarı. Otur. Nedir? Haluk Ankıl, yani ben... Haluk Akın, ben... Yok, yok. Hüseyin'le daha konuşmadım. Onunla konuşmak kolay mı zannediyorsun? Laftan anlamaz adamın teki. Ya ben de biliyorum, tamam. Ya bak ne diyeceğim. Ya tamam, ben de özledim, ben de özledim. Ama onun ne yapacağı belli olmaz, sağ solu belli olmaz. Ne yapacağını Allah bilir. Gelme sakın, tamam mı? Ya bak ne diyorum sana, gelme. Ay Allah'ım bir dinle beni ya. Gelme diyorum sana. Gelme şimdi, gelme. Hemen lafı eveleyip geveleme. Ne söyleyeceksen söyle, işim gücüm var. Ha ben çok utanıyorum ya. Tamam dışarı. Ben işimin gücüme bakacağım, hadi dışarı. Tamam hadi kanka, söyleyeceğim ya. Söyleyeceğim. Nedir? Ben aşık oldum. Haluk Ankıl ne demek ya? Yani geceler uyuyamıyorum ya. Şlafım falan bitti ya. Onun dışında nereye baksam onu görüyorum yani. Ha bak yine onu görüyorum. Çok güzel ya. Çok güzel Haluk Ankıl ya. Peki kim bu şanssız kız? Şanssız? Kim bu kız? Ya Haluk Ankıl söyleyemem size de, bu çok önemli bir gizli bir şey bu yani. Bana söyleme zaten, git ona söyle. Hayır ona da söyleyemem Haluk Ankıl. Niye? Çünkü bizimkisi imkansız aşk. Of İrem. Efendim İremciğim. Neredesin şu an? Yoldayım canım, geliyorum. Of, ne kadar kaldı? Biraz geciktim ama az sonra orada olurum. Haluk Bey orada mı hala? Maalesef burada. Süper. Bak ben gelene kadar bir yere gitmesin sakın ha.
Ayy.